Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar eğitime dair programımızda karşınızdayız. Bu haftaki konuğum sosyal bilgiler öğretmeni Rabia Nilay Ertunç. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş buldum. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek bizler teşekkür ederiz asıl bizleri davet ettiğiniz için buraya. Rica ederiz efendim. Bugün sizlerle beraber online eğitimi konuşacağız. Onları konuşmadan önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Tabii. Ben İstanbul Eğitim Kurumları'nın uzman danışmanlık kadrosunda çalışıyorum şu anda, görev yapıyorum. Bu süreç içerisinde öğrencilerimize rehberlik etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda onların stres ve kaygılarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yine aynı şekilde bu süreç içerisinde velilerimizle de sürekli görüşmeler içerisindeyiz. Ee, böyle bir çalışma sistemimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an zorlu bir süreçteyiz hocam. Pandemi döneminden dolayı e, online eğitimlere geçtik. Peki hı hı. yüz yüze eğitimle online eğitimin, uzaktan eğitimin farkı nelerdir? Ya da ne gibi avantajları vardır? Evet, biraz onlardan bahsedelim. Yüz yüze eğitim ile online eğitimin aslında çok uçuk kaçık bir farkı yoktur. Yani baktığımız zaman yüz yüze eğitim sadece bir ortam içerisinde, bir sınıf ortamı içerisinde. Öğretmenin göz temasıyla ve sınıfta sürekli bir katılımın sağlandığı bir eğitim şekli. Hı hı. Ancak online eğitime baktığımızda ise bir bilgisayar karşısında ya da bir tablet televizyon karşısında her neyse bu şartlar içerisinde öğrencilerimizin almak zorunda olduğu, göz temasından uzak, Sınıf ortamından uzak bir eğitim şekli. Hı hı. Ee, avantajları konusunda e, bu tartışılabilir çok uçu, ucu açık bir e, tartışmadır. Baktığımız zaman e, hangisinin daha avantajlı olduğu değil de öğrencinin neyi nasıl yapabileceği aslında bu konuda daha önemli. Çünkü öğrenci eğer isterse online eğitimi hı hı. kendine bir dezavantaj olmaktan çıkarıp tamamen avantaja çevirebilir. Bunu da e, ancak düzenli bir çalışmayla, planlı bir çalışmayla, ...yine aynı şekilde e, çalışmalarını devam ettirebilir. Ondan ziyade yüz yüze eğitimde zaten sabahleyin kalkıp... E, ...belli bir tempo içerisinde okula gidip... ...oradan tekrar eve dönmek ister istemez öğrenciyi fiziksel olarak yoran bir şeydir. Hı hı. Ancak online eğitime baktığımızda... ...sadece yaptıkları tek şey sabah yataktan kalkıp... ...güzel kahvaltılarını yapıp bilgisayarın başına oturmak. Bu konuda e, ikisinin de avantajları olduğu gibi... ...ikisinin de tabii kendi içerisinde dezavantajları da var. Peki hocam sınava hazırlanan öğrenciler bu süreçte daha etkilendi, evet. daha çok etkilendi. Evet. E, nasıl oldu? Bu süreç nasıl ilerleyecek sınava hazırlanan öğrenciler için? Şimdi sınava hazırlanan öğrenciler için aslında yaşanacak çok büyük bir panik kaygısı olmamalı. Eğer ki öğrencilerimiz bu süreç içerisinde kendilerini çok ileri düzey bir kaygıya sokup e, panik duygularını ileri düzey bir artırmaya giderlerse her iki sistemde de zaten öğrencimiz <laughs> yani başaramayacaktır. Ama genel olarak baktığımızda öğrencilerimiz belirli bir program dahilinde bu fiziksel yorgunluğu çıkarıp sadece ruhsal yorgunluğa dönseler, ruhlarını yormamak için bu panik ve stres kaygısını da en aza indirseler aslında bu süreç onlar için biraz daha etkili bir süreç haline dönecek. Çünkü okullara baktığımız zaman okula gittiklerinde öğrencilerimiz ister istemez ödevleri oluyor. Performansları oluyor, yapmak zorunda oldukları proje ödevleri oluyor. Ya da e, farklı lise gruplarına baktığımız zaman meslek liselerinde almaları gereken çok farklı ve sınav dışı dersler oluyor. Ancak bunları online eğitim süreci içerisinde onlar vakit tamamen onların. Sadece belli başlı derslere girip bu dersleri dinleyip <laughs> üzerine sadece sınava çalışmaları gerekiyor. E, hal böyle olunca e, öğrencilerimiz sınava tamamen adapte olsalar... Psikolojilerini bu uzaktan eğitim sürecindeki bu psikolojiyi en aza indirseler, yapabilir miyim diye değil de bu süreçte her ne olursa olsun ben bu sınavı yapmak zorundayım, yapacağım gibi bir düşünce içerisine girseler aslında bu süreç onları yine az önce söylediğim gibi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Yani hocam şöyle diyebiliriz aslında öğrenciler kendilerini online eğitime sınava girecek öğrenciler de online eğitime eğer mecbur hissederlerse ona hı. göre çalışmayı benimserlerse işleri daha kolay olacak değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi şöyle, öğrenciler kendilerine şunu söylemeliler. Zaten normal bir süreç olsaydı ben yüz yüze eğitimi tercih ederdim. Hı hı. Ama bu normal bir süreç değil ve onlar yalnız da değiller. Çünkü onların rakipleri, bütün arkadaşları, bütün akranları tamamen online eğitim süreci hı hı. içerisinde devam ediyorlar. Kendilerini bu açıdan rahatlatabilirler diye düşünüyorum. Peki hocam online eğitime uyum sağlamak ya da daha etkin çalışmak için öğrencilerin yapması gereken şeyler nelerdir? Ee, hemen onlardan bahsedelim. Ee, az önce de dediğim gibi öğrencilerimizin bakış açıları değişmeli. Yani bu süreçte ben yalnız değilim süreçte herkes benim gibi online eğitime katılıyor. Hı hı. Zaten bir tercih şansım olsaydı ben yüz yüze eğitimi tercih ederdim. Evet. Gibi bir e, kafa yapılarına girdikleri hı hı. zaman ister istemez öğrencilerimiz biraz daha başarılı olmanın yoluna gidecekler. Zaten e, normalde yüz yüze eğitimin olduğu dönemde bu sadece bir YKS sınavı ya da LGS sınavıydı. Hı hı. Ama bu süreç içerisinde aynı anda biz iki sınavla karşı karşıyayız. Birisi YKS ya da LGS olan bir sınav türü bir diğeri ise psikolojik olan bir sınav. Bu sınavda psikolojiyi yüksek tutan, psikolojisini alt üst etmeyen kişiler zaten bir 0 önde başlayacaklar. Evet. Geriye kalan tek şey ise onlar için ders çalışmak ve düzenli çalışmak olacak. Sonra baktığımız zaman öğrencilerimiz sabah kalktıklarında onlara tek tavsiyem şu ki sabah kalktıklarınız, kalktığınızda yatağınızı toplayın ve hiçbir zaman dersin başına pijamayla oturmayın. Bu süreç ister istemez onları etkiliyor. Çünkü pijama ile oturduklarında ya da yatak odalarında çalışıyorlarsa yatak arkada açık olduğu zaman öğrencinin canı sürekli oraya gitmek istiyor. Bu konuda onları verimsizleştiriyor Hı -hı. zaten. Ya da günlük mesela biz güne nasıl başlıyoruz? Pijamalarımızı çıkarıp işte kendi kıyafetlerimizi giyip kendimize özen gösterip güne başlıyoruz. Yine aynı şekilde pijamalarını çıkarıp kendilerine biraz özen gösterip çünkü kişinin motivasyonu bu süreç için en önemli şey. Kendilerini motive ettikleri zaman inanın bu sürecin devamı daha etkili bir şekilde daha gelecek. Daha kolay olacak aslında kesinlikle. değil mi onlar için? Kesinlikle. Burada ebeveynlere tek tavsiyem her ne olursa olsun öğrenciler sabah kalktığında kahvaltılarını kesinlikle yapmış ve derse bu şekilde oturmuş olmalılar. Ders arasında 10 dakikalık 5 dakikalık aralarda öğrencilerin kahvaltıyı yapma gibi lüksleri çok olmayacak. Çünkü kısa bir ara bu arada da ister istemez kahvaltılarını istedikleri gibi yapamayacaklar. Sonra baktığımız zaman öğrencilerimiz için e, kesinlikle her öğrencinin özel bir çalışma alanı olmalı. Yani her ortamda ders çalışılmaz. Mutfakta anneniz ya da babanız ya da çocuklar varken ders çalışmamız mümkün değil. Ya da içeride işte oturma odası dediğimiz kısımda ders çalışmamız ister istemez mümkün değil. Hı -hı. O nedenle her ne olursa olsun kendilerine ait birer alan olmalı. İkinci olarak öğrencilerimiz her zaman için kafalarında bir hedefleri olmalı. Bir hedef oluşturdukları zaman sınava çalışma süreci de zaten bu hedefi takip edeceği için onlar için daha kolay bir düzen oluşturacaktır. Hı hı. Üçüncü olarak diyebilirim ki planlı ve organizeli çalışmalar. Ee, günlerini planlarlarsa inanın kendilerine de o kadar çok vakit kalacak ki ve bu süreci o kadar tatlı ve güzel bulacaklar ki. Sonrasında dördüncü olarak baktığımızda ihtiyaç olduğunda yine online eğitim içerisinde soru sormaktan çekinmemeliler kendilerini bu süreç içinde daha rahat hissetmelerini sağlayacaktır. Hem de kendilerini bir sınıf ortamı içerisinde hissetmelerini sağlayacaktır. Hı hı. Onların soru sorması. Ve öğrencilerimizin genel olarak ben enerjilerini yüksek tutmalarını istiyorum. Bu ıı, gerek psikolojik olarak, gerek yedikleri ve içecek iç, içtikleri, meyve sebze vesaire her neyse bunlarla hı hı. alakalı olarak enerjilerini öğrencilerimiz bu süreçte özellikle böyle psikolojinin yoğun olduğu bir süreçte enerjilerini yüksek tutmalılar. Stres ve kaygılarla da aynı anda yine baş edip paniğe kapılmamalılar. Ee, az önce de belirttim zaten yine belirtmek istiyorum. Dediğim gibi bu sınava sadece onlar bu şartlar altında girmeyecek. Yani tek değiller. Bütün akranları, bütün yaş grupları sınava girecek olan herkes bu şartlar altında eğitim alıyor ve bu şartlar altında da devam edecek. Bu sürece kendileri de her ne kadar çabuk alıştırırlarsa... Ee, o kadar çok verim alacaklar çünkü bu sürecin ne zaman biteceği, ne şekilde biteceği, nasıl biteceği belli değil. Yani bunlara, tarihlere, zamana takılmamalılar. Sadece e, şu an için olan şey online eğitim. Bu süre bu süre içerisinde kendilerini bu şekilde devam ettirmeliler. Anne baba olarak da üzerlerine birçok görev düşüyor aslında öğrencilerin. Peki anneler ve babalar ne nasıl davranmalı? Çocuklarına nasıl destek olmalar hocam? Normalde yüz yüze eğitimin olduğu dönemlerde hep derler ya öğretmenler aslında öğrencilerin anne ve babalarıdır diye. İşte şimdi tamamen roller değişti. Artık anne ve babalar öğrencilerin evdeki öğretmenleri olmak konumunda. Evet. Ee, ve bu konumda da anne ve babalar az önce belirttiğim gibi yine sabahları kahvaltıyı hazırlasınlar. Öğrencilerimiz güzel bir kahvaltıyla başlasınlar güne ve derslerine. Hı hı. Ondan ziyade evde bir çocuk varsa ya da başka işte misafirdir şudur budur gibi e, şeyleri öğrencimizin ders saati içerisinde kabul etmesinler. Ya da diğer küçük çocuklarını öğrencimizin ders çalıştığı ortamdan uzak tutsunlar hı hı. ki öğrenci sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışabilmeli. Ondan ziyade bu süreç içerisinde yine öğrencilerimiz, e, e, anne babalarımız e, öğretmenlik yapmaları onlara. Yani Mesela bazen denemeler çözüyor öğrencilerimiz. Hı hı. Bu süreç içerisinde bile bazen anne babalar gözetmen olmalı. Yani öğrencilerini kontrol etmeliler. Teknolojiyle geçirdiği zamanda nasıl teknolojiyi kullanıyor? Sadece ders üzerinden mi kullanıyor yoksa oyunlarla işte hı hı. bilmem başka tür içeriklerle mi ilgileniyor? Bu açıda her zaman öğrencilerini takip etmeliler. Ee, öğrencilerin bazen anlama düzeyleri farklı olabiliyor. Kimisi sadece dinlemeyle, kimisi bakmayla, kimisi de bazen birine bir şey anlatmayla anlayabiliyor. Ee, bu süreç içerisinde onlara ellerinden geldikleri kadar e, dinlemeliler. Yani en azından onlar dersi anlattığında ben anlamam, ben bilmem. işte sen bana anlatsan da benim için bir şey ifade etmiyor gibi cümleler yerine. Ha öyle miymiş, böyle miymiş. Ay, tamam bu çok diyebilirler güzelmiş. değil Aynen aslında. öyle, tamam deyip dinleyebilirler aslında. Eee... Belirli için de söyleyeceklerim bu kadar. Peki hocam programımızın da sonuna geldik. E, programımızı kapatmadan önce bu online eğitimle ilgili son olarak e, seyircilerimize aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? E, şimdi hemen şöyle söyleyelim. Bu süreç içerisinde ve her zaman olduğu gibi öğrencilerimiz tamamen planlı çalışmalar. Bir plan, bir program kendi başlarına oluşturabilirler ama oluşturamadıkları süre dahilinde de biz İstanbul Eğitim Kurumları ailesi olarak her zaman onların arkasındayız. Gerek kendi öğrencilerimiz, gerek dışarıdan hiç bilmediğimiz, hiç tanımadığımız yüzlere de bizler aşina olmaya çalışıyoruz. Bu neticeler dahilinde biz onları her zaman kafalarına takılan, canlarını sıkan, bedenlerini sıkan, ruhlarını daraltan en ufak soruları yanıtlamanın peşindeyiz. Ee, planlı çalışmalar kendilerindeki bu stres ve kaygıyı en aza indirmek için özellikle psikolojik olarak kendilerini bazı şeyleri söylemeliler. Hı hı. bu süreçte tek olmadıklarını bilmeliler ve bütün akranları bütün yaş grupları herkes bu sınava girecek ve aynı şartlar altında girecek bunları her hiçbir zaman unutmadıkları süre dahilinde öğrencilerimiz bu süreçte başarılı olacaklar anne babalar da her zaman manevi olarak gerek onların arkasında olacaklar. Gerek maddi olarak arkasında Hı -hı. olacaklar ve e, öğrencileri onlar da biraz anlamaya çalışmalar. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz güzel bilgiler için. Ne i̇yi demek. ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz bu hafta da Eğitime dairin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her Salı saat 16'yı gösterdiğinde Aksaray Belediyesi web TV ekranlarında olacağız. Hepinize mutlu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Bizimle kalın.